İmam Gazali Hazretlerinin hocası İmamül Haremeyn El-Cüveyni var. Onun Mugaysul Halk fi tercih Kavli'l Hak diye bir risalesi var. Hak sözü tercih konusunda halkı halkı iğase eden, kurtaran, halkın imdadına yetişen eser manasında. Orada Kendisi bir sual soruyor. Hel yecubu alel ammiyi en yuayyine mezheben minel mezahibil erba'a. aminin mukallidin, dört mezhepten birisine tabi olması vacip midir, farz mıdır? Ee, bazen yecubu yafrudu manasında kullanılır. Naam yecubu aleyhi hatmen en yuayyine mezheben minel mezahibil erba'ati imma mezhebel imami şafi'i ve imma mezhebel imam ebi hanife ve imma mezhebel imam malik ev gayre zelik evet aminin mukallidin müştehit olmayanın yani 8 yüksek din ilmi, 12 alet ilmi, kolayla 80 ilmi bilmeyen kişinin dört mezhepten birine tabi olması kesinlikle farzdır. Ya Şafii mezhebine, ya İmam Ebu Hanife'nin mezhebine, ya İmam Malik'in mezhebine yahut da Ahmed İbni Hanbel'in mezhebine tabi olur diyor. Kendisi Şafii'yül mezheb olduğu için e, Şafii mezhebini birinci sırada zikrediyor. Bu mevzuda eee Seyyid Allame Ahmed et Tahtavi'nin Eddürül Muhtar haşiyesinde de bir ifade var Mısırlı alimlerden. İslam'ın sıratı müstakiminde olmak için el sünnet ve cemaat yolunda olmak lazım buyuruyor. El sünnet ve cemaat yolunda olabilmek için de dört mezhepten birinde olmak lazım buyuruyor. Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'nin ders vekili seçtiği Muhammed Zahid el Kevseri var. Bu mübarek aslen Kafkasyalı. Dairetül Marifil İslamiye'deki Arapça Sema Sikrobedisi'ndeki Çerakise maddesini o yazmıştır. Çerkezler maddesini. Çerakise. Onun Makalatul Kevseri adıyla değerlenen 800 sayfalık kitabı var. Türkçe'de tercüme edilmiş o. Orada bir makalesi var 11 sayfalık. Makalenin başlığı şu. Ella mezhebiye kantaratul la diniye. Mezhepsizlik dinsizliğin köprüsüdür. Merhum Profesör Doktor Muhammed Said Ramadan el Buti'nin de Ella mezhebiye ahtaru bid'atin yuheddidul alemel islami isimli bir kitabı var. Evet. Evet. Onun, onu e, rahmetli Konya İlahi Fakültesi'nde tefsir profesörü Durmuş Ali Kayapınar. Bu Hüseyin Kayapınar'ın amcazadesi olur... Asya Eğitim Merkezi'ndeki. O arkadaşımız mezhepsizlik İslam alemini tehdit eden en büyük tehlikedir diye Türkçe'ye tercüme etmişti. İşte e, bugün maalesef mezhepsizliği tercih etmeye çalışıyorlar. Cemalettin Efgani, Muhammed Abdü, Muhammed Eşit Rıza bu konuda başı çekiyorlar. Hatta Muhammed Eşit Rıza Muhavaratul Musleh vel Mukallit diye bir kitap yazmıştır. Muslih dediği böyle alim, fazıl, fazilet ehli bir insan mukallit dediği de cahilin teki ikisini münakaşa ettiriyor. Tabi şeyle Hacivat'la kara gözü oynatan kim? Aynı kişi değil mi efendim? Onun ikisini de konuşturan kendisi. Efendim mezhepler çok lüzumludur. E, ee, i̇htilaf-ı ümmeti rahme diye Mısır'da hazırlanmış bir kitap var. Ee, Müslümanların fıkhi konularda mezheplere ayrılması Allahu Teala'nın bir ihsanıdır, bir lütfudur hele. Evet. Bir... evet, var evet. Ee, i̇tikadi konularda ihtilafa mesa yok, müsaade yok. Ama fıkhi konularda e, ihtilaf caizdir. Bir de biliyorsunuz Sahih Buhari hadislerindendir. <gülüyor> <gülüyor> edel hakimu fe asabe, fe ve asabe felehu ecran ve izah aktae felehu ecir vahid müştehit iştahat ettiğinde isabet ederse iki sevap. Bir iştahat sevabı, bir isabet sevabı. Ama hata ederse bir sevap kazanıyor. Ee, i̇nşallah mezhep konusuna başka zamanlarda tekrar temas ederiz efendim.